Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, sıfırdan kolay Arapça derslerimizin dördüncüsüyle baş başayız. Daha önceki derslerimizde sınıfla ilgili kelimeleri öğrendik. Onun ardından sınıfla ilgili kelimelerin değişik versiyonlarını gördük. Üçüncü evet, dersimiz olarak da trafikle ilgili kelimeleri öğrendik. Ve şimdi de Eddersu Rabi'u Es-Suk Dördüncü dersimiz Çarşı Soğuk hem çarşı demek hem de pazar demek Aynı zamanda alışveriş merkezi Manasına gelir Evet Luhumun Lahmun luhumun etler Semekun Balık Decacun Tavuk Cezzarun Kasap Hubzun ekmek. Hubzun ekmek. Beyudun yumurta. Beyudun yumurta. Halibun süt. Halibun süt. Cübnün peynir. Cübnün peynir. Portakalun portakal. Portakalun portakal. Tufahun elma. Tufahun elma. Mevzun, muz, Mevzun, muz. Cezerun, havuç. Cezerun, havuç. Hıyarun, salatalık. Hıyarun, salatalık. Tomatın, domates. Tomatımın, domates. Batatisun, patates. Batatisun, patates. Besalun, soğan. Besalun, soğan. Eruzun, pirinç. Eruzun pirinç. Zaratun mısır. Zaratun mısır. Hidaun. Evet. Bu zürotun. Arkadaşlar zürotun mısır. Zürotun mısır. Hidaun ayakkabı. Hidaun ayakkabı. Füstanun. Fistan. Kadın elbisesi. Entari. Füstanun. Entari. Nukudun paralar. Nukudun paralar. Evet. Mısır züratun. Bunu yanlış okumamış oldum. Züratun Mısır. Sukun çarşı, pazar. Cezarun kasap. Cezarun fissuki. Evet. Bugün öğreneceğimiz bir harf içerimiz var. Bir bağlantı harfimiz var. Evet ne manasında bu bağlantı tarafımız? D manasında. Bir de dağ manasında geliyor. Evet. D dağ manasında. Evet fi celimiz. Cezarun kasap nerededir? Fi suki bak D. Çarşıdadır. Çarşıda. Çarşıdadır. Cezarun kasap fi suki çarşıdadır. Buradaki fi harfi cerimiz kendinden sonra gelen ismi kesreler ve deda manası verir. Cezarun kasap fi suki çarşıdadır. Luhumun etler, decacun tavuk, semekun balık. Luhumun ve decacun ve semekun etler tavuk ve balık. Halibun. Halib süt. Arkadaşlar halib süt. Leben de süt manasında oluyor. Fakat leben daha çok yoğurt olarak kullanılıyor. Cübnün. Cübnün peynir. Beyutun. Beyutun yumurta. Halibun ve cübnün ve beyutun. Süt, peynir ve yumurta. Hıyarın. salatalık, basalın, soğan, tamatın, domates, Hıyarın ve basalın ve tamat, salatalık, soğan ve domates. Cezarın, havuç, Batatisun. patates, cezarın ve batatisun. havuç ve patates. Portakalın, portakal, tufarın elma, mevzun, muz, portakalın ve tufahun ve mevzun. Portakal ve elma ve muz. Hubuzun, ekmek. Eruzun, pirinç. Tatatisun, patates. Hubuzun ve eruzun ve patatisun, ekmek. Evet, pirinç ve patates. Hidaun, ayakkabı fustanun, fistan veya entari, nukudun, paralar, Hızaun ve fustanun ve nukudun, ayakkabı, entari ve paralar. Hubzun, ekmek, hubzun, ekmek, hâzâ hubzun. Arkadaşlar hâzâ işaret ismidir. İsmi işaret diyoruz biz buna. Evet, hâzâ İsmi işarettir. Hada diye okuyacağız. Evet. Ve Hada şu veya bu demek. Bu kubzun. Nedir? Bu, evet. Ekmektir. Hada Bu Kubzun. Ekmektir. Semekun balık. Hâzâ bu. Semekun balıktır. Mevzun. Buradaki yanlış yazılmış. Mevzun muz. Hâzâ bu. Mevzun muzdur. Et tedribat. Alıştırmalar. Et tedribul evvel. Şimdi parçamızda yani dersimizde geçen kelimeleri tekrar edeceğiz. Sukun, çarşı, pazar, alışveriş merkezi. Luhumun, etler. Semekun, balık. Decacun, tavuk. Cezzarun, kasap. Hubsun, ekmek. Halibun, süt. Cübnün, peynir. Beyzun, Yumurta. Burada ben okurken siz de aynı tarzda okumaya gayret edin arkadaşlar ve bilmediğiniz kelimeleri not defterinize, kelimeler defterinize almayı unutmayın. Portakalun, portakal. Tufarun, elma. Meyvun, mus. Cezarun, havuç. Kıyarun, salatalık. Tamatın, domates. Batatis Patates. Besalun. Soğan. Fi de da. Eruzun. Pirinç. Hidaun. Ayakkabı. Hâze. Bu. Fustanun. Entari. Nukudun. Paralar. Züratun. Mısır. Züratun. Mısır. Evet. Ettedribu sani. İkinci alıştırmamız khubzun khubzun domatimu pomatimo domates suukun suukun çarşı hidaun hidaun ayakkabı, beydun beydun yumurta dejacun dejacun tavuk et-tedribü selisü Üçüncü alıştırmalar. Evet. Şekillerdeki meyveleri ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakalım. Portakal. portakalın, Elma. Tufak. Muz. Mevzun. Evet. Bu şekilde gördüğümüzde ne? Tavuk. Decaç. Sonra luhum. Etler. Sonra semek. Balık. Evet. Tomatım. Patates. Basal. Hub zün. Bey dun. Cüb Et tedribur rabi'a. Evet arkadaşlar şimdi yazı kısmına geldik. Buraya burada defterimize bunları yazmamız güzel olur. Çünkü bu bölümlerde bize yazı yazmayı, öğrendiğimiz kelimelerin nasıl yazıldığını göstermeyi hedeflemektedir. Evet, cim, c harfi, cezzarun, başta yazılış, decacun, ortada, cezarun, başta, cübnün, başta. Hemze, ıhdaru, başta yazılışı, esfaru, ahmaru, Eruzun. Lam. Lebenun. Başta luhumun. Basalun. Sonda. Burtakalun. Sonda yazılışı. Kalemun. Ortada yazılışı. Hamilun. Şemalun. Hafiletun. Mevzun. Semekun. Tamatun. Kalemun. Luhumun. Müderrisun. Mektebun, Makaatun. Evet, buradaki hedefimiz hem düzgün telaffuz ve bunun yanında da güzel şekilde harflerin yazılışını öğrenmek. Et-tedribul su 5. alıştırmamız t ile tı arasındaki farkı anlayabilmek. Ta be, ta be. Tin, tın. Fitnetün, fitnetün emate, emata, kunutun, kunutun, tilavetun, tilavetun, fetera, fetara. Evet, t ince harftir, t kalın harftir. Ettedribül sadisu, altıncı alıştırma. Mevzun, muz. Hâzâ mevzun, bu muz. Hidâun, Ayakkabı. Hâzâ gıdâun. Bu ayakkabı. Tufâhun. Elma. Hâzâ tufâhun. Bu elma. Cezzârun. Kasap. Hâzâ cezzârun. Bu kasap. Beyulun. Yumurta. Hâzâ beyudun. Bu yumurta. Kubuzun. Ekmek. Hâzâ kubuzun. Bu ekmek. Size tekrar ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Portakalun. Portakal. Hâzâ portakalun. Bu portakal bu sabi'u. Yedinci alıştırmamız. Bize yedinci alıştırmamız bir harfi Bir D manasında olan fi. Mesela fi D da manasındaydı. El kitabu. Örnek kitap. Nerededir? Fil hakibeti çantadadır. Yani içinde. D da manasında. El kitabu. Kitap. Fil hakibeti çantadadır. Ettebeşiru tebeşir fis sunduki kutudadır. El beyudu yumurta fis sunduki kutudadır. El kalemu kalem fil hakibeti çantadadır. Ettedribu thaminu sekizinci alıştırmamız. Evet yine yazıyla alakalı. B harekeler üstün beyudun Bitakatun esreli yazılışı kesrayla. Burtakalun ötteli yazılışı. Yani B harfinin evet üstünlü esreli ve ötterli yazılışı. Biz bunlara aynı zamanda ne diyoruz? Evet üstün fetha esre kesra ötre arkadaşlar burada da ötreli olarak ne diyoruz bu? Zambeli. Yani bunu karıştırmayalım. Bazen e, ilk öğrenme aşamasında biz buna üstün diyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenirken. Daha sonra Arapça geçtiğimiz vakitte bunun ismi ne oluyor arkadaşlar? Fetha oluyor. Fetha. Evet. Aynı şekilde buna esra diyoruz biz esra ama Arapça öğrenme aşamıza kes, kesra diyoruz. Kes, ra. Evet ve son olarak buna ötre diyoruz biz ilk öğrendiğimiz ama daha sonra Arapça öğrenirken zamm ediyoruz. Yani bundan sonra kullanacağımız ifadeler bunlar olacak. Evet. Fethalı B harfine misal Beydun. Kesralı B harfine misal sen? Zammeli B harfine misal sen? Burtakalun. Burtakalutun. Ettedribu tersiyo. Evet arkadaşlar. Dokuzuncu alıştırma. H harfinin yazılışı. Başta H. Ortada H. Sonda H. Evet. Yanlış yazılmış bu. Hakibetun olacak. Hakibetun. Luhumun başta yazılışı. Ortada yazılışı. Tuffahun sonda yazılışı. Evet. Son olarak bir yazı alıştırmamız daha var. O da Ra harfi ile Nun harfinin yazılışı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Ra'yı bu çizgileri tamamlayarak yapacağız. Nun'u da aynı şekilde yapacağız. Evet. Ra ve Nun harfleri. Evet arkadaşlar. Şimdi Ed-Derisül 5. dersimize geldik. 4. dersimizin konusu neydi? Hızlı bir tekrar edelim. 4. dersimizin konusu çarşı. Peki, öğrenmemiz gereken kelimeler hangileriydi? Öğrenmemiz gereken kelimeler çoktu. Ama en önemlilerini tekrar edelim. Luhumun etler, semekun balık, decacun tavuk, cezzarun kasap, hubzun ekmek, beyudun yumurta, halibun süt, cübnün peynir, portakalun portakal, tuffahun elma, mevzun muz, cezerun havuç, hıyarun salatalık, damatımın domates, patates, patates, basalun, soğan, eruzun, pirinç, zuratun, mısır, hizaun, ayakkabı, fustanun, fistan, evet, entari, nukudun ve arkadaşlar paralar. Diğer derede evet, fi harfi içinde deda manası olduğunu öğrendik arkadaşlar. Ve İsmi işaret öğrendik. bu demek olduğunu, yakındaki bir şey işaret etmek için hâzâ kul ve diğer araştırmalarda da burada cim, elif, hemze, lam, mim harflerinin yazılış şekillerini bunun yanında fi harficerinin nasıl kullandığını el kitabu kitap nerededir fil hakibeti çantanın içindedir dediğimizde o içinde de da manasında olduğunu öğrendik. Ve B harfinin harekelerini evet üstünde olursa fetha, altında olursa kesra ve kurdala şeklinde olursa eski ötrebizine diz artık zamme diyeceğiz. Evet H harfi C harfinin arkadaşlar yazılışı başta, ortada, sonda ve R harfinin, Nun harfinin nasıl yazıldığını ne yaptık? Beraberce öğrenmiş olduk. Evet. Arkadaşlar 5. dersimiz efal hareketler fiiller işler bunları da inşallah bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.